FETÖ ile mücadele böyle yapılmaz değerli arkadaşlarım. FETÖ ile mücadele, FETÖ ile başından beri, daha siz FETÖ'yü savunduğunuz zaman bu kürsülerde, hakaret ederek bizlere cevap verdiğiniz zamanlarda onlarla mücadele eden partilerle sivil topluma dayanışma içerisinde olur. Biz bu kürsüden bağırmışız FETÖ ile mücadele edin diye, AKP sözcüleri Fethullah Gülen iyi bir insandır, ona iftira atıyorsun demiş. Biz demişiz ki Fethullah Gülen çetedir diye, AKP sözcüleri bize kalkmış demişler ki ya nereden çıkartıyorsunuz? Fethullah Gülen çete değildir. O dünyaya ve Türkiye'ye hizmet eden iyi bir adamdır. Bir AKP sözcüsü kalkmış demiş ki Fethullah Gülen'in çete olmaktan kurtaran kararın arkasında AKP var demiş. Ben bunları hangi biri anlatayım size? Pensilvanya'ya koşa koşa giden AKP'liler, onundan emir alan AKP'liler, onun talimatları hareket eden AKP'liler, Pensilvanya'daki kişiyle banka açan kişiler, okul açan kişiler, okulların adlarına eşlerin adını veren belediye başkanları, parsel parsel satan belediye başkanları, daha bu hesaplaşmayı yaptınız mı değerli arkadaşlarım? Yanlış yoldasınız. Yanlış yoldasınız. Mağduriyetler genişlediğinde bu FETÖ ile mücadele sulanır. FETÖ'nün kendisine bir taban bulur ve daha vahim tehlikeli olabilir değerli arkadaşlarım. Eğer haksızlığa uğradığını düşünen bir kişi varsa o da haksızlığa karşı bir tepki vermek için beklenmedik işler içerisinde kendisini bulabilir. Bunlardan yapmayın, bunlardan kaçının. Haklı olarak bunları uyarıyoruz. Darbeyi kim gerçekleştirmişse, kim bombalar yağdırmışsa, 250 şehidimiz, 2000 üzerindeki gazimizi kim yaralamışsa hepsinin yakasından tutup hesaplarını soralım. Bunları mutlaka yapalım. Yapmazsak zaten devlet olamayız. Ama değerli arkadaşlarım, Türkiye bir daha darbelerle tartışmasın derken şu düştüğümüz tabloya bakın. Bakın 15 Temmuz'da TBMM'deki protokolde Şeref Locası'nda oturanları görünce bir AK Partili milletvekili bugün bir yazı kalemi aldı. Aynen okuyorum ve cevap bekliyorum. Diyor ki 15 Temmuz gecesi meydanda olmayan o zevat bakıyorum protokolde en önde. FETÖ muhibbi ve destekçisi olan o birilerinin sırf eski devlet görevlerinden dolayı halkımızın karşısında protokolün en ön saflarını oturtulduğunu görmek fena halde canım yakıyor diyor. Bir AK Partili milletvekili söylüyor değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, hangi FETÖ? Kim FETÖ'cü? Bence Sayın Canikli herhalde bu FETÖ'cüler kimdir diye bir açıklama yapacaktır. FETÖ'cüler nasıl olur da protokolün en önüne gelmiştir? Biz bunun siyasi açıklamasını bekliyoruz değerli arkadaşlarım. Eğer bir yıl sonra FETÖ ile mücadele ediyoruz diyerek olağanüstü hal ilan ederek bir yıl sonra FETÖ'cülere protokolün önüne oturtacak hale gelmişseniz vay halinize değerli arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.